Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün de hafif bir gaz açalım dedik. Yalnız başıma biraz gazlayacağım. Hastaydım birkaç gündür. Yeni iyileşmeye başladım. Kalmıştık. Evet, daha yeni iyileştim. O yüzden motoru da özledim. Bayağıdır bilmiyordum. Biraz dedim bineyim. Hem de yapılacak işlerim vardı. Onları da aradan çıkartayım diye düşündüm. Bak, hiç beklemez. Bak, hiçbir saygısı yok. Yani motora değil iki tekere hiç saygısı yok. Yani durabilir mi, duramaz mı diye hiç düşünmüyorlar ya. O yüzden trafikte çok problem yaşıyoruz biz. Bilmiyorum nereye kadar. Evet. Yakında bir çarşı merkezde bir sosyal deney yapayım diyorum. Ama ne yapacağımı karar veremedim. Keşke yardımcı olsanız bana. Birkaç yerde YouTube sayfasında şey gördüm. Motoru koyuyorlar çarşıya. Kim denk gelirse hadi motoru çalıştır diyorlar. Çalıştırana da ne bileyim ya para ödülü ya da bir ödül karşılığında onu bilene böyle bir sosyal deney var. Bilmiyorum nasıl yapacağımı karar veremedim. Kanal takipçi sayım iyi derecede artmaya başladı. ...500 aboneye az kaldı. Hatırlıyorum geçen günlerde yani 250 abone falan varken diyorum işte 500 abone olsam keşke falan diye. Yani kanalımın gidişatı iyi şu an. Bakalım 500 abone olduğumda 500 aboneden sonra çekiliş yapacağım. Kanalıma abone olanlar içerisinden bir kişiye Powerbank 120 lira değerinde 10.000 wattlık ya da daha fazla wattlık powerbank hediye edeceğim. Bakalım o şanslı talihli kim olacak. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Videolarımı paylaşın. Rica ediyorum. Hani kanalımın ilerlemesi için, büyümesi için siz takipçilerimin desteğine ihtiyacım var. Bu yüzden paylaşırsanız ya da arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu abone ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Bakalım 500 aboneden sonra şanslı kişi kim olacak, çekiliş yapacağız. Bekleyip göreceğiz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ya çevremde o kadar çok kaza haberi duyuyorum ki dikkatli olun, dikkatli kullanın. Yani ne kullanıyorsanız trafikte hiç fark etmez, ne kullanıyorsanız çok dikkatli olun. Allah kimseye kaza bela vermesin.
araçlarda, yani özel araçlarda sigara yasağı getirildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben sigara kullanmadığım için hani bana sorarsanız ben iyi oldu diye düşünüyorum. Mesela bir 4 kişilik ya da 5 kişilik bir aile, ne bileyim, baba sigara içiyor, aynı arabadalar, bir yere gidecekler. Arkada 2-3 tane çocuk, baba sigara içtiği için onlar da pasif içici durumuna geçiyorlar. Bu yüzden ben iyi ki sigara yasağı getirildiğini destekliyorum. İyi ki getirildi. Yani çocuklar daha az etkilenmiş olur diye düşünüyorum. Yani sigara kadar 2.60. 2.60. Eyvallah, sağ ol. Yani iyi ki sigara kullanmıyorum. Zaten arabamda da, ne bileyim, normalde de içitmiyorum. Arkadaşlar da öyle içitmediğim için bazı arkadaşlarım bana kızıyor. Özellikle Süleyman. Ona da buradan selam gönderiyorum. Yeni atılımları var, yeni işler peşinde. İnşallah başarılı olur. İnşallah para kazanır. Süleyman'cığım, kendine iyi bak kardeşim. Öyle. Sigara konusunu da aradan çıkardık. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geçen gün story paylaşmıştım Instagram'da. Birinci viteste 600 zarar kaç yapar diye. Face'te de paylaştım. Bir tane arkadaş yorum yapmış. Senin motor çok yavaş diye. Saygı duyarım. Onun motor hızlıdır. Benimki yavaştır. Şimdi biz de bir deneme yapalım. Birinci viteste kaç yapıyor? İkinci viteste kaç yapıyor diye. Bakalım. Kaçı göreceğiz? Onu uygun bir yerde yapalım. Şimdi genelde 600 zararlarda, yani Honda'da 125 ile 130 arasında yapar. 1000 ararda da YouTube'da birkaç video izledim. Onda da 150-155 civarında yapıyor. Yani bu motordan motora, CC'den CC'ye değişiyor. Yani motorun CC'sine göre. Ya da mesela R6'nın bu 2008-2009 kasaları var. Onların bazılarında 20.000 devir var. Bazılarında 18.000 devir var. Mesela 18.000 devirde motor farklı. Mesela 130 falan yapıyordu. Bizim bir arkadaşta vardı, 2006 model. O 130 yapıyordu. 20.000 devirlerde de tabii ki 130'dan fazla yapar. İşte onu şimdi beraber deneyelim. Bakalım benim motorda birinci viteste kaç yapıyor? Tabii uygun bir yerde yapacağız bunu. Trafiğin boş olduğu bir yerde. Buralarda bakalım, bir boşluk bulursak basacağız. Mesela kırmızı ışıktan kalkarken olabilir. O zaman müsait olabilir. Hani önüm açık olduğunda basarım.
Burada da önüm açık. Şu pasladı. Evet, şimdi mesela. Olmadı. Kırmızı ışık. Ama 125'i sanki gördüm. Ondan sonra bırakmak zorunda kaldım. Ya bu cam da buğulanmaya başladı artık. Havalar soğuyunca. Evet. 126 yaptı. Birinci viteste red line'da 126. Bence bilmiyorum, normal. Sizce nasıl? Yorum yaparsanız biliriz. Motor olan arkadaşlar yorum yapsın. Birinci viteste kaç yapıyor? Bir de şimdi ikinci viteste kaç yapıyor? 1, 2 top speed kaç göreceğiz? Bir de onun testini yapalım. Tabi yolumuz açık olduğunda 126 yaptı. Birinci viteste 126. Yol ver geçelim. Yol ver geçelim. Kırmızı ışık. Yol yetmiyor. Yani yol yok ya. Yani Afyon'da şöyle adam akıllı gazlayabileceğimiz motorcular da aynı fikirde benimle. Yani yok. Gazlayabileceğimiz yer yok. Çevre yolu da öyle. Yani doğru düzgün bir böyle düzlük, ne bileyim, bir açık alan yok. İkinci viteste 174. Evet, ikinci viteste top speed 174 yaptım. Bunu da kayıtlara geçiriyorum. Sizce 600 arar. 2007 model 600 arar. İkinci viteste 174 yaptı. Birinci viteste de 126 yaptı. Üçü deneyelim mi diye düşünüyorum da. Evet, uygun bir yerde de üçüncü vitesi deneyeceğim. Bakalım üçüncü viteste kaç yapacağız. Biri denedik, ikiyi denedik. Sıra 3. viteste. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum.
bir dahaki video sosyal bir deney olsun diye düşünüyorum. Çarşıda çıkacağım. Yani halka bir şey de sorabilirim. Bir yarışma da yapabilirim. Sizce ne yapayım? Nasıl bir soru sorayım? Ne dağıtayım mesela? Ne bileyim? Yani bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Yorum yapın. Yani nasıl bir video çekelim, ne yapalım bu konu hakkında, bu videoya yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii like'larınız da çok önemli benim için. Yani beğenin. Sosyal medyada, Face'de paylaşın lütfen. Evet, hız denemesine geçelim. Şu an ikinci vitesteyim. Birazdan düzlük gelecek. Düzlükte deneyeceğim. Bakalım üçüncü viteste kaç yapacağız. Başlıyoruz. Dur şu an. 2'de. Şimdi 3'te. Yani birinci viteste 126, ikinci viteste 175'miydi ya, herhalde 175'ti. Üçüncü viteste de 225, evet üçüncü viteste 225 yaptım. Güzel bir denemeydi. Motor olan arkadaşlar yorum yapsınlar. Onun motorları, yani motor sahipleri, sizin motorlarınız kaç yapıyor? Güzel bir deneme.